Bekir Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Selahattin Bey merhaba. Merhaba efendim. Hoş bulduk efendim. Bu yoğun temponuzda bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Her zaman için. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de burada Yıldırım Turizm olarak yıllardır hizmet veriyorsunuz. Biraz sonra buranın faaliyetlerinden, tercih edilme sebeplerinden bahsedeceğiz buranın tamamen içeriğinden ama öncelikle ben izleyicilerime sizleri tanıtmak istiyorum. Burayı ilk kurduğunuz zamandan bu yana ve buranın hikayesini ve sizden dinleyebilir miyiz Bekir Bey? Öncelikle soru sizde. Tabii 2011 yılından itibaren bu işe başladık, turizm sektörüne başladık. Şehir içi ve şehir dışı taşımacılığa uğraşıyoruz. Yaklaşık 6 ay gibi bir süredir bu yeni mekanımızı açtık. Evet. Turizm araçlarımız D2 olmak kaydıyla şehir dışı araçlarını. Bunun yanı sıra da öğrenci taşımacılığı, kamu kurumlarının personel taşımacılığını yapıyoruz. Evet. Diğer araçlarımızla. Sektörde iddialıyız. Daha yükselmek, daha önümüzü açık görüyoruz şu anda. Bunun sebebi de kaliteli hizmet anlayışımız, güler yüzlü personelimiz olmasının sebebi. Evet, peki. Selahattin Bey, biraz da sizi tanıyalım isterseniz. Adım Selahattin Yıldırım. Evet. Yaklaşık 1990'dan beri ticari faaliyetlerle uğraşıyorum. Evet. 18 yıl taksi işletmeciliği yaptım ve 2009'dan beri de servis şehir içi, Ankara şehir içi CE servis işletmeciliği yapıyorum. Evet. Yollarda güvenli hizmet için aslında böyle bir yer kurdunuz. Tabii ki siz tecrübelerinizi, yol tecrübelerinizi de buraya aktarmış durumdasınız. Birazcık buranın hizmetlerini açalım. Biraz önce konu başlıklarıyla beraber bildirdiniz elbette. Çünkü sizin de biraz da hani hizmet sektörü zaten zor. Bu sizin işinize biraz daha zor elbette. Çünkü can ve mal taşıyorsunuz aynı zamanda. Biraz daha önemli, hataya mal vermeyen bir iş kolunuz var. Bu anlamda biraz konu başlıklarıyla beraber nelerde, nereye dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Birazcık da bunlardan bahsedelim mi? Hizmet verirken genel olarak araç temizliği, kılık kıyafet düzenliliği, müşteri tercih sebebi isteklerine göre, hizmet sektörü olduğu için müşterinin hizmet edebileceğimiz isteklerine göre daha çok önem veriyoruz. Artı bizde yolculuk yapan insanın bir başkasına tavsiye etmesini çok önemsiyoruz. Referanslar önemli. Referanslar çok önemli, evet. Zaten web sitemizde de, Yıldırım Turizm web sitesimizde de bunlar yorumlar açıktır, görülebilir müşterilerimiz. Evet. Peki, ne tür, hangi sektörlere daha çok hizmet veriyorsunuz servis olarak? Genelde şehir içi taşımacılığında öğrenci, ortaokul düzeyinde, ilkokul düzeyinde, lise düzeyinde. Daha sonrası kamu kurumları personel taşımacılığına sektörüne hizmet veriyoruz. Evet. Bunun yanı sıra da tabii şehirler arası turizm taşımacılığı, insanları gezdirmeyi seviyoruz. İnsanlar binip bir tedirginlikle binip tekrar inerken teşekkürle indiği zaman bize en büyük bir haz veriyor bize. Paradan daha önemli galiba. Karşımızdakinin memnun olması, değil mi? Paradan daha önemli. Bu da aslında işinizi de çok iyi yaptığınızı ve sevdiğinizi gösteren bir göstergedir. Çok da güzel. Peki, taşımacılıkla ilgili birçok da tabii ki kulağımıza gelen birçok şey var ve suistimali açık olan da bir sektör aslında. Çünkü herkes bir şeyler yapmak istiyor ama tabii güvenilir mi, nedir bunları bilemiyoruz. Ve ucuz fiyat politikasına gidiyoruz çoğu zaman da. Evet. Bizler neye dikkat etmek zorundayız bir servis taşımacılığı istediğimizde, bu hizmeti almak istediğimizde? Nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki araçlara çok dikkat etmeliyiz. Yani el yüzün aynasıdır derler ya. Gerçekten de biz hani sürekli sektörde yenilenmek zorundayız. Biz de bu yüzde gittiğimiz için en düşük model aracımız bizim mesela şu anda 2015 model. 2015'in üzerine çıktığımız zaman yaş olayı çok önemli o sektörde. Ondan dolayı hani biraz model olayı çok önemli. Güler yüzlü, temiz giyinmek, müşteri hitabı çok önemli. Bir diğer konu elbette şoförlerimiz. Şoför alırken neye dikkat ediyorsunuz? Çünkü en önemli şey aslında o yolu bilen biri de olması gerekiyor. Güvenilir çok önemli. Bunlarla ilgili şoför alırken neye dikkat ediyorsunuz? Neler olarak? Mesela şoför alırken biz geldiği yeri çok iyi araştırıyoruz. Yani işten ayrıldığı yeri, bizden önceki ayrıldığı yeri çok araştırıyoruz. Acemi ise araç kullandırtırarak tecrübesini ölçüyoruz bunun. Eğitim veriyorsunuz. Eğitim yani onun için tecrübeli olup olmadığına dikkat edin. Çok önemli bir konu. Resmi kurumlarda çalıştığımız için adli siciline çok önem veriyoruz. Daha önceden kazası var mı? İşte adli bir suç işlemiş mi?
Çok karşılaşıyoruz çünkü. Evet. Ondan dolayı o şoför konusu gerçekten titizlikle araştırılması gereken bir peki. konu. Son olarak da siz destekleyen müşterilerinize, izleyicilerinize ve personelinize neler söylemek istersiniz? Yıldırım Turizmi bir yolculuk yapıp denemelerini tavsiye ederiz. Memnun kalmalarını, dostlarına tavsiye etmelerini dileriz. Buraya bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. Size teşekkür. Selahattin Bey. Bizi tercih eden müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz Yıldırım Turizmi. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizler de sizlere. Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli hizmet anlayışına, vermiş olduğunuz değerli bilgilere. Umarım burayı hiç bilmeyen insanlar da mutlaka çay kahvenizi içmeye ve güler yüzünüzü görsünler. Aynen. Buranın hizmetlerini sizden dinlesinler diyoruz. Farklı proje ve yeniliklerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim.